Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Ceren Sertdemir Yavuz ben. Aile işimiz plastik üzerine. Egeat'ta da geçmiş yönetimde görev almıştım. Bu dönemde de Sanayi, Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Komisyonu'nun başkanlığını yapıyorum. O zaman bu zirvede büyük payınız bulunuyor. Yani hepimizin ekip olarak güzel büyük emekleri var diyebilirim. Peki sürdürülebilirlik alanında ne gibi çalışmalar yapıyor Egeat? Biraz bahsedelim mi? Ya, Egeat'ın aslında bu dönemde ana konusu sürdürülebilirlikte. Gündemde olduğu gibi, bütün Türkiye'nin gündeminde olduğu gibi. Biz sürdürülebilirlik ekibimiz var. İşte bu dönemde panel yaptık sürdürülebilirlik üzerine. Dijitalleşme üzerine projeler yaptık. Onun dışında sanayi üniversite işbirliği yaptık. Şimdi de zirve üzerine çalıştık ve bugün de zirvemiz var. Peki, beklediğimiz gün geldi. Peki İzmir sürdürülebilirlik alanında gerçekten Türkiye örnek çalışmalar gerçekleştiriyor mu sizce? Yani aslında İzmir bu konuda çok iyi bence. Farkındalık yüksek. Bizim gibi dernekler vasıtasıyla da bu farkındalığı arttırmak çok önemli. İzmir'de inşallah İstanbul gibi ilerliyor ve bu şekilde böyle zirveler yaparak şirketlerimizin farkındalığını ve eğitimini artırarak sürdürülebilirlik konusunda ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Egeat'ta dijital dönüşümünü gerçekleştiren Ege'deki ender STK'lardan birisi. Bu alandaki çalışmalardan kısaca bahsedebilir miyiz? Egeat'ta bu sene komisyon olarak biz dijitalleşme projesi yaptık. Egeat'ın kendi içinde 5 tane pilot firma seçtik üyelerinden ve 5 tane büyük firma seçtik İzmir için. İyi firmalardan seçtik. Farklı sektörlerde 5 firmaydı. Hocamız eşliğinde, bize destek veren bir danışman hocamız eşliğinde bu 5 farklı firmaya gidilerek çeşitli anket gibi farklı çalışmalar yapıldı, analizler yapıldı, raporlar çıkarıldı. Bunun üzerine o raporlar şirketlere sunuldu ve şirketler bu şekilde işte maliyeti azaltma, fire azaltma veya insan kaynaklarında ne durumda olduklarını, diğer çeşitli departmanlarda ne konumda olduklarını gördüler. Ve sonunda biz de bunu Egeat'ta bu proje şeklinde bir webinar yaparak bunun analizini sunduk. Ya amacımız burada tabii ki farkındalık yaratmaktı. Şirketlerin ne gibi faydalar yaratabileceğini, ne gibi ilerleme kaydedilebileceğini göstermek istedik. Bu zirveyle de sanırım bu farkındalık taçlanmış oldu. Evet, inşallah. Yani bizim isteğimiz ve hedefimiz bu yönde. Güzel bir zirve, değerli konuklarımız var. Gerçekten çok çalışılmış bir zirve. Ve bence de güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim.